Değerli dostlar, videolar hoşunuza gittiyse abone olmayı unutmayınız. Kardeşlerim merhabalar. 30. ünitemizdeyiz arkadaşlarım. Binom yapacağız sevgili dostlar. Bakalım ne diyormuş bu binom, nasıl bir şeymiş bir görelim arkadaşlarım. Şöyle bir hemen bir ayarımızı yaptık. Evet, ilk soruyla başlıyoruz dostlarım. İfadesinin açılımı aşağıdakilerden hangisidir? Dostlar bu sizin çok iyi bildiğiniz bir ifade. Tam kare ifadesi. Birincinin karesi, birincimiz kökx olduğu için karesi x. Eksi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Yani 2y ile kök x'i çarpacağım, bir de 2 ile çarpacağım. 4 tane y kök x geliyor. Ve artı İkincinin karesi. 2y'nin karesi. Lütfen unutmayın bunu. Hem 2'nin hem y'nin karesi. 4y kare. Bakalım hangi şıkkımızda var? Ceyhan'da gördüm arkadaşlarım. İşaretledim, geçtim. Geldim ikinci soruya. Bakalım bu ne diyor? İfadesinin açılımında 23. terim, 23 terim olduğuna göre n kaçtır diye bir soru sormuş. Arkadaşlarım, terim sayısı şuradaki kerata var ya, kuvvet n. Bunun bir fazlası her zaman terim sayısına eşittir. 23 terim varsa demek ki n 22 olacak ki bir fazlası 23 olsun. Şu amcaya geldik. Açılımında ikinci terim aşağıdakilerden hangisidir diye bir soru sormuş. Dostum, ikinci terimi soruyor bize. Bakın ne yapacağım arkadaşlarım şimdi. Şöyle bir formülümüz var arkadaşlar. N'in R'lisi, bu N dediğim şey üstteki kuvvet, R dediğimde bana kaç terim, kaçıncı terimi soruyor? İkinci terimi. R kaçıncı terimi soruyorsa onun bir eksiği olacak arkadaşlarım. Yani bizim sorumuzda 1 olacak R. Çarpı birinci terimi yazıyorum A, üstüne N eksi R yazacağız. Çarpı İkinci terimi yazıyorum 2b, üstüne r yazacağız dostlarım. Bizim formülümüz bu kardeşler. Şimdi bu formülü birçok soruda kullanacağız muhtemelen. Hemen düzenleyelim. N neydi? 4. R'yi ne bulduk? Kaçıncı terimi istiyor? İkinci terimi. Bir eksiği olacak. Bir olacak yani r. 4'ün birlisi çarpı a üzerinde 4 eksi 1 yani 3. 2b'nin üstünde de 1 olacak. Yine 2b o zaman. 4'ün birlisi 4 demektir. Şuradaki 2 ile de çarpılırsa 8 olur. A küp b. 8 a küp b. Ha şurada. Denizli şıkkında varmış arkadaşlar. Evet. Son sorumuza geliyoruz. Bakalım bu ne diyor dördüncü soru. Eşitliğinde p artı r toplamı kaçtır? P ile r neresi? Şurası. Arkadaşlarım bakın. Bu bir terim. Bu da bir terim. Burada bir sürü terimler var ki 13 tane terimi var. Bunu öğrendik değil mi? 13 tane terim var. Her terimdeki şu kuvvetler var ya, P ile R diye göstermiş burada. Bunların toplamı şuradaki 12'ye eşit olacak arkadaşlar. Olay budur. İşte başka bir terim, mesela şöyle bir terim olacak. 7 ile 5 değil mi? Gibi. X üstünde 7, Y üstünde 5 olabilir mesela. X üstünde 6 ise y üstünde de 6 olmak zorundadır gibi. Yani şu kuvvetlerin toplamı her zaman şuradaki n'e eşit olacak. 12 diyeceğiz. Peki. Bir tamamdır. Hadi gelelim 2'ye. Bakalım ne diyor bu 2 numara. Şöyle bir odaklanmaya da bakacağım ben. İfadesinin açılımında baştan 4. terim. Şimdi dostum, R'yi bulalım ilk önce biz. R neydi? Bunun kaçıncı, baştan kaçıncı terim diyorsa onun bir eksiği. R 4 eksi 1'den 3. N kaç? 6. Hadi formülü yazalım. N'in R'lisi yani 6'nın üçlüsü çarpı birinci terimi yazıyorum 2x. Üstüne ne yazıyorduk bunun? N eksi R. 6 eksi 3 yani 3. Çarpı İkinci terim 1 bölü x'tir. Üstüne ne yazıyorum? R. Yani bu da 3 oldu arkadaşlar.
Hadi düzenleyelim. Şimdi 6'nın üçlüsü demek 6'yı 3 defa aç ve 3 faktöriyel böl demektir. 2'nin küpü 8 yapar. Bir de x küp var. Bir de bölü x küp var arkadaşlarım. X küpler gidiyor. Şu 3 faktöriyelde de 6 sadeleşti. 5 kere 4 20. 8 ile de 20'nin çarpımı 160 yapıyor dostlarım. Sorumuzun cevabı 160. Hocam neden eksi geldi peki? Bak dostum. Şu aradaki işaret eksi ise eğer ki, şimdi artıysa her terimin arasındaki işaret artıdır. Ama eksi ise şöyle başlar. Eksi, artı, eksi, artı, eksi, artı diye gider. Bak ben şöyle göstereyim. Bu birinci terim, ikinci terim, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci terim olsun. Yedi tane terim var değil mi burada sonuçta? Bir fazlası kadar terim olacaktı. Ne dedim? Hemen buraya eksi koy. Artı, eksi, artı, eksi, artı diye gidiyor. Bana neyi soruyordu? Baştan dördüncü terimi soruyordu. Ne geldi önündeki işaret? Eksi. Sen 160'ı buldun ama işaretini de buradan belirteceğim. Ben artı 160 olsaydı bunu da gösterecektim zaten ama yine de göstermiş olduk arkadaşlarım. Artı 160 olmadığı için şıklarda direkt denizli işaretledik. Evet, geldik buna. İfadesinin açılımı x'in azalan kuvvetlerine göre sıralandığında baştan 6. terimin katsayısı. Bak şimdi önce r'yi bul. Baştan 6. diyorsa 1 eksi 5. N kaç? 8. Hadi yazalım arkadaşlar. 8'in 5'li kombinasyonu çarpı birinci terim x küp üstüne 8 eksi 5 yazıyorum 3. İkinci terim 1 üstüne 5 yazıyorum. Yani r'yi yazıyorum 5. Hadi bunu bir çözelim biz. 8'in 5'lisi neye eşitti arkadaşlarım? Şunu hatırlayın hadi. 8'in 5'lisini bulmak yerine 8'in 3'lüsünü de bulsak olur. Hani bu alttakilerin toplamı üstü veriyorsa bu ikisi birbirine eşit demekti. O yüzden ben şimdi 8'in 5'lisini bulmak yerine 8'in 3'lüsünü bulacağım ki o da nedir? 8 çarpı 7 çarpı 6 bölü 3 faktöriyel. 8'i 3 defa aç ve 3 faktöriyele böl demekti dostlarım. Peki yanında ne var? Çarpı x üzeri 3 kere 3 9 çarpı bir de 1 geliyor. Onu yazmasak da olur. Şunlar sadeleşti. 7 kere 8 56 çarpı x üzeri 9'muş bunun baştan 6. terimi. Kat sayısını soruyor 56. Ama dur şimdi şunları bir silelim de. Eksi mi artı mı hocam? Buna dikkat etmemiz lazım. Hemen ne diyorum arkadaşlarım? Baştan 6. terim. Bak bu birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci, sekizinci, 9 tane terim var burada zaten. Bir fazlası kadar. Şurası eksiyle, eksiyle başlayacak. Artı, eksi, artı, eksi, artı, eksi, artı diye gidiyor. Neyi söyledi? Baştan 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6'nın önünde ne var? Eksi var. O yüzden sen eksi işaretleyeceksin dostum. Hadi şuna bakalım. İfadesinin açılımında baştan 9. terimin katsayısı kaçtır? 22'nin 8'lisidir arkadaşlarım. Cevabımız Ceyhan. Neden böyle öğretmenim? Şimdi n bir kere 22. Baştan 9. terim dediğine göre r'yi nasıl buluyordum? 1 eksi 8. Şöyle başlıyordu denklem. 22'nin 8'li kombinasyonu çarpı a üzeri 22 eksi 8'den 14 çarpı b üzeri 8 diye yazacaktım. Şimdi şuradaki a ile b'den bunların da kendi içlerinde katsayıları yok ya. Mesela 2a değil bu, 3b değil bu gibi. O yüzden bu katsayılarda bunlar etki yapmıyor. Direkt şuradaki kombinasyon katsayıyı veriyor. O da 22'nin 8'lisiymiş dostlar. Bu amca ne diyor? İfadesinin açılımında baştan 6. terim ile adamın baştan 6. terim neydi? N'in 5'lisi. Dikkat et kurban olayım. R'si kaç bunun? 5. Baştan 13. terimin katsayıları eşit. Baştan 13. terim ne arkadaşlarım? 1 eksi 12. Ve bunlar eşitse ne diyorduk? Şu alttakilerin toplamı üstü vermiyor muydu? Aha en 17 çıktı goberler. Evet 2 numarayı hallettik. Hemen 3'ü döndürdük arkadaşlarım. Bakalım bu amca ne diyormuş bir görelim. Birinci soru. Odaklanmaya bas.
ifadesinin x'in azalan kuvvetlere göre açılımında. Peki, x'in azalan kuvvetlerine göre açacağız bunu. Sondan dördüncü terim aşağıdakilerden hangisidir? Sondan dördüncü terim. Şimdi dostum, hiç öyle sondan dördüncü terim falan filan diye bir formül var. Hiç gerek yok o formülü bilmeye. Şimdi burada kaç tane terim var? Bir fazlası 8 tane. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci, sekizinci terim. Sondan 4, 1, 2, 3, sondan dördüncü terim bu. Baştan kaç oldu? 5. O zaman bana aslında baştan 5. terimi soruyor. O zaman şimdi yazalım. N kaç dostum? 7. R kaç dostum? Baştan 5 dediği için 4. Aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. O zaman başlıyorum formülü yazmaya. 7'nin dörtlüsü çarpı 3x üzeri 7 eksi 4 yani 3 çarpı 1 bölü x üstünde de 4. İşte budur arkadaşlarım bu ifadenin açılımı. Hadi burayı bir düzenleyelim. Şu 7'nin dörtlüsü neye eşitti? 7'nin üçlüsüne değil mi kardeşim? O zaman 7'nin üçlüsünü açıyorum. Hatırlayın 7'nin dörtlüsü aslında 7'nin üçlüsüne eşit. Çünkü altların toplamı üste eşit muhabbetinden. 7'yi 3 defa açıp 3 faktörüyle böldüm o zaman. Çarpı 3'ün 3. kuvveti 27 çarpı x küp çarpı 1 bölü x üzeri 4. Peki şu x küple x üzeri 4'ten 3 tanesi gitti. Bir tane x kaldı aşağıda. 3 faktöriyle şu gitsin. 7 kere 5 35 çarpı 27 bölü x geldi sorumuzun cevabı. Bölü x olacak. Zaten bir tek Denizli şıkkında var. 35 ile 27'yi çarpmaya da zaten üşeniyordum. İlki de sadece Denizli'de varmış arkadaşlar. Geldik 2 numaraya. İfadesinin x'in azalan kuvvetlerine açılımında, kuvvetlerine açılımında sondan 15. terim. Arkadaşlar burada kaç terim var? 17 tane. 1. 2. 3. 4. 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 tane terim var dostum. Sondan 15. terim. Geriye doğru 15 tane sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. terim. Aha bu kerataymış ya. Yani meğersem baştan 3. terimmiş. O zaman dostum benim R dediğim şey 2. Bunun bir eksiğiydi. N dediğim şey 16. Hadi gelin bunu açalım arkadaşlarım. Çok kolay olacak hiç korkmayın. 16'nın ikili kombinasyonu çarpı x üzeri 16 eksi 2'den 14 çarpı 1 bölü x üzerinde de 2. İşte cevabımız budur arkadaşlarım. Buradan bakın hiç başka katsayıya etki edecek bir sayı yok. Bunlara hiç bakmasanız da olur. Çünkü sadece katsayısını soruyor. Yani bana kısaca 16'nın ikilisini soruyor dostum. O da şöyle geliyor. 16'yı 2 defa aç. Böyle 2 faktörüyle böl. Bu da sadeleşti 8. 8 kere 15, 80, 40 daha 120. Hatta diğerini de yazalım. Burası da x kare ile x üzeri 14 sadeleşirse x üzeri 12. Ama bize katsayıyı soruyor. Cevap 120 dedik arkadaşlar. Peki şuna bakalım. Diyor ki x'in azalan kuvvetlerine göre yapılan açılımda sondan 3. terim olduğuna göre bu sondan 3. terimmiş arkadaşlarım. A artı K artı N. Şimdi dostum zaten şuradaki kuvvetlerin toplamını biz kafadan biliyoruz zaten. Neye eşitti? 10'a. Yani şurası zaten 10. Bize neyi soruyor? A'yı soruyor o zaman. Hadi bir bunun ne diyorduk? Kaç terim var? 10 tane, 11 tane terim var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 tane terim var. Sondan 3. terim. 1, 2, sondan 3. terim bu. Baştan 9. terim oldu. O zaman bizim R dediğimiz şey 9 eksi 1'den 8'dir. Benden istenilen şey şu o zaman. Onun 8'li kombinasyonu çarpı 2x'in üstünde 10 eksi 8 yani 2 olacak. Y'nin üstünde de R yani 8 olacak. Hadi bunu da bir açalım gobeller.
Onun sekizlisi demek, onun ikilisi demekle aynı şeydir. O zaman 10 çarpı 9 bölü 2 faktöriyel. Burası 4x kare çarpı y üzeri 8 geldi. Şunla şunu sadeleştirdim. 5. Burasını çarptım. 45. 4 ile de çarptım. 180 mi çıktı kardeşim? Evet, 180 çarpı x üzeri 2 çarpı y üzeri 8. Demek ki a 180, k 2, n de 8 geldi Goberler. Zaten bunların toplamını biliyorduk, 10. Bir de 180 ile toplayacağız. 190. Evet, 4 numaradayız dostlar. İfadesinin açılımında sondan 7. terimin katsayısı ile sondan 18. terimin katsayısı eşit olduğuna göre n kaçtır? Bak şimdi dostum ne yapacak? N'in, şimdi bu adamın kombinasyonu, katsayısını yazacağım. Eşitmiş sondan 18. terimin katsayısına. Şimdi sondan 7. terim dediği zaman R'yi bulmanın yolu şu. Buraya her zaman n eksi şunun bir eksiğini yazacaksınız. Buraya da gelelim. Aynı şeyi buradan yapıyorum. N eksi şunun bir eksiği 17. İşte böyle yapmanız yeterli. Bunlar eşitse dostlarım. Demek ki neydi kural? Ya şu ikisi birbirine eşit. Eşitlersem n'ler gidiyor. Bu değilmiş demek ki. Ya da bunların toplamı n'e eşitti. Yani n eksi 6 ile n eksi 17'nin toplamı n'e eşit. 2n eksi 23 eşittir n. N'i buraya, 23'ü buraya atalım. N eşittir 23 çıktı dostlar. Evet. 3 numara da tamamdır. Hadi 4'e geldik. Ortanca terim diyor kardeşlerim. İyi, güzel diyor. Bu ortanca terim muhabbeti çok basit arkadaşlarım. Şöyle odaklanmaya bakıyorum bir yandan. Ortanca terim dediği zaman yapacağın şey direkt şu. R eşittir N'in yarısıdır direkt. R'yi 6 bölü 2'den R eşittir 3 diyeceksin. N eşittir 6 zaten. Hemen yazalım bak. 6'nın üçlü kombinasyonu çarpı x üzeri 6 eksi 3'ten 3. 2 bölü x üzeri yine R eşittir 3 olduğu için 3. 6'nın üçlüsü 6 çarpı 5 çarpı 4 bölü 3 faktöriyeldir. X küp çarpı 8 bölü x küp gelir. X küpler gitti. 3 faktöriyelle 6 gitti. 5 kere 4 20. Bir de 8 ile çarptım bu 20'yi. 160 mı çıktı arkadaşlar? Terim, x'li terim yokmuş bunda mesela. Direkt katsayıyı bulmuş olduk. Peki. Buna bakalım. İfadesinin açılımında ortanca terimin katsayısı kaçtır diye bir soru sormuş. Hemen ortanca terim R kaç olacak bu durumda? 4'ün yarısı 2. N zaten 4. Hadi N'in R'li kombinasyonu yani 4'ün ikilisi çarpı 3x üzeri 4 eksi 2'den 2 çarpı 1 bölü 2x karenin ikinci kuvveti. R'inci kuvveti yani ikinci kuvveti. 4'ün ikilisi 6'dır zaten dostlarım. Bunu iyi biliyoruz artık. Burası da 9x kare gelir. 9x kare çarpı 1 bölü hem 2'nin karesi hem x karenin karesi x üzeri 4 geldi. Peki düzenleyelim. 2 kaldı. 3 kaldı. 3 kere 9 27 bölü 2 çarpı x kareyle de 4 gitsin. X kare kalsın bu aşağıda. Şöyle bir şey. 27 bölü 2 çarpı 1 bölü x kare kat sayıyı soruyor. Cevap Ceyhan geldi. Bu ne diyor? İfadesinin açılımında ortanca terim sondan 11. terim olduğuna göre. Dostum şimdi sondan 11. terim demek ki bunun önünde 10 tane terim var. Bu da ortanca terimse burada da 10 tane terim var. Yani toplamda kaç terim oldu? 10 tane burada. 10 tane burada. Bir de orta terim 21 tane terim var. Dostum şuradaki n'in bir fazlası terim sayısına eşit değil miydi? O zaman n eşittir 20 olacak dostlar. Son sorumuzdayız Goberler. Bakalım bu ne diyor bize? Kat sayılar toplamı. Dostum polinomlarda çok sık yapacağız bunu. Kat sayılar topladı dediği zaman, toplamı dediği zaman x yerine 1 yazıyorsun hemen. 1 yaz. 1 daha 2 geliyor. 2 üzeri n'miş 64 olan.
O zaman n eşittir 6. Bunu bulduk. Bize neyi soruyor? Ortanca terimi soruyor. Şimdi n 6 ise r kaçtır peki? Yarısıydı 3. Ortanca terimi sorunca r'yi yarısı al. O zaman yapalım. 6'nın üçlüsü çarpı x üzeri 6 eksi 3'ten 3 çarpı 1 üzeri r. R de 3'tü. Buraya da 3 yazalım. 6'nın üçlüsü 6 çarpı 5 çarpı 4 bölü 3 faktöriyelle 6 gitsin. Çarpı x küp çarpı 1 gelir. 20x küp çıktı arkadaşlarım. Ortanca terimimiz. Cevap Denizli geldi. Evet dostlar, 4 numarayla gömdük. 5 numarayla devam edeceğiz. Ama bir sonraki videomuzda. Hadi bakalım, görüşmek dileğiyle, iyi çalışın.